Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir ülkenin bağımsızlığına ve vatan savunmasında hava kuvvetlerinin önemine istikbal göklerdedir sözleriyle işaret etmişti ve o hayal gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en önemli anlarından birine tanıklık ettik. Milli Muharip Uçağı Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Arkadaşlar alttan duyulsun alkış sesi. Davul yerine bunu çalalım. Bak sen davul zurna getiremedin. Biz seninle çalarız hocam. İlk uçuş böyle kutlanıyor. Böyle tebrik ediliyor. Mesut Akkıcaş'ın hocam gözyaşları içerisinde izliyor. Bütün şehitlerimiz şu anda bunu görüyor. Benim amcam da şehit pilot. Yani Türk milletinin duası bu. Çok güzel bir şey bu. Milyonlarca kişinin hayali, 5 yıllık emek ve onlarca mühendisin alın teri. Türkiye'nin muharip uçağı Kaan artık gökyüzünde. Kaan uçtu. Türk tayyarecileri göklere Allah'ın ismiyle ne yazdılar Kaan? İstikbal göklerdedir lafını göklere yazdılar. Vatanını, milletini seven herkes gibi ben de bugün büyük bir gurur içerisindeyim. Aynı zamanda büyük bir ümit içerisindeyim. Türkiye yaklaşık 5 yıl önce Kaan'ın yapımı için kolları sıvadı. Türk mühendisler gece gündüz büyük bir özveriyle çalıştı. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve Japonya ve Güney Kore'den sonra biz ilk 5'e girmiş bir devlet olduk şu andan itibaren. Bu çok önemli. Türk havacılığı bir çağ atlamıştır. 5. nesil milli muharip uçak Kaan gökyüzünde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk o görüntüleri konuklarıyla değerlendirdi. Dün bir hazırlık yapılmıştı. TUSAŞ mühendisleri dışarıya çıkmadı dün. Dün kendilerini adeta kapattılar. Dün bu uçuş olacaktı, bir hazırlık yapıldı ama test pilotu bunu yarın erteleyelim dedi. Tabii yoğun bir bulutlanmadan söz edildi. Riske atmamak gerekiyor dedi. Bir aerodinamik gövdesi olan bir uçak, kanat ve kuyruk tasarımıyla radara yakalanmayan, stealth gizlilik ve düşük görünürlüğü olan, Roketsan'ın yapmış olduğu kullanabilecek mükemmel bir uçak. Peki Türkiye'nin milli gururu Kaan ne zaman Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmiş olacak? 2028'e kadar daha yine testler de sürecek ve Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmiş olacak.